Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta başlattığımız Suriye'nin Resulayn kentine yaptığımız yardım kampanyası elhamdülillah Allah Celle Celaluhu'nun iziyle hayırlı neticelerle sonuçlandı. Elhamdülillah oradaki kardeşlerimize, yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimize sizin desteğinizle, sizden gelen yardımlarla biz de elimizden geldiğince yaptığımız katkılarla orada görevli Müslüman kardeşlerimiz, Müslüman ağabeylerimizin bizzat kendi elleriyle ulaştırmasıyla kampanyamız hayırlısıyla şimdilik sona erdi. Tabii ki de devamı gelecek. Ramazan ayında ekstra bir kampanya daha yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi yaptığımız yardımları paylaşacağız ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Hani verdiğimiz paralar nereye gidiyor diye kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Hani fitnelere yol açmamak için. Şimdi sizin yaptığınız yardımlar ve desteklerle hangi paralarla ne alınmış, nerelere, kimlere verilmiş inşallah bunun videosunu sizlere sunacağız kardeşlerim. İnşallah Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu destekleri yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim zaten çoğunuzda İBAN kayıtlıdır. Yaptığınız yardımlara devam edersiniz. Ramazan ayında da yapacağımız kampanyalar var. Yine aynı yerde Müslüman kardeşlerimize destek olacağız. Sizden özellikle rica ediyorum. Yardım yaparken yani insanları kendi yerimize bir koyalım. Öyle yardım edelim. Biz Müslümanız. Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Bunlardan biri de Müslümana sırt çevirmemektir. Müslümana destek olmaktır. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Resulayn'dayız. Hüseyin Çevik Hocam önceliğinde başlatmış olduğumuz yardım kampanyasında gıda paketlerimizi nereye veriyoruz? Bunu sizin seyirlerinizi sergilemek için bu videoyu çekiyorum. Ağlayan çocuğun gözleri amaydı. 7 tane kızı olan bacımızın evindeyiz. Evi komple bu bacımızın. Geçen ay biz bu bacımıza gıda vermiştik. Yine tekrar gıda veriyoruz. Evdeki toplam gıdası bu. Bizim de getirdiğimiz bir parça et var. Bunu da inşallah komşusunun orada pişirecek çünkü kapkacağı da yok. Yani bu yemekleri pişirecek kapkacağı da yok. Burada 7 çocuğuyla böyle hayat mücadelesi veriyor. Emanetlerinizi emanetimiz diye zayi etmeden ümmetin masumlarına ikram ediyoruz. Rabbim de size cennetlerini ikram etsin. Cennetini ikram etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Resulayn'dayız. Şimdi aldığımız gıdaları burada kardeşlerimiz hazırlıyorlar. Allah'tan bir mani gelmezse bugün hazırlıklarımızı bitirip yarın ikram etmeye başlayacağız inşallah. Toplam 500 ailemiz için gıda paket içeriği 30 kilogram olacak şekilde inşallah 500 ailemiz için böyle gıda paketlerini hazırlıyoruz. Bir ailenin en azından böyle bir ay yetecek şekilde düşündük. Allah da nasip ederse inşallah bu verdiğimiz ailelere Ramazan ayına kadar yetecek şekilde bu gıda paketlerini ikram edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Alan el ile veren el arasında köprülük yapıp ümmet-i masumlarına ikram etmeye devam ediyoruz. Hüseyin Çevik Hocam önderliğinde başlatmış olduğumuz kampanyada bugün 6. aracımızla içeriye aldık. Bu aracımızda çocuklarımız için sütler var. Aynı zamanda paketin birini hemen yolda bitirdim. Diğer pakette de helvalarımız var. Allah nasip ederse helva ekmek dağıtacağız. Yarın kandil. Kandilde burada helva ekmek dağıtacağız. Şimdi burada kıyafetlerimiz var. Ayakkabı ve kıyafetler var. Onlarla beraber inşallah gıda paketimizi tamamladık. Şimdi içeride paketimizin şeyi oluyor. Bütün gıdalarımızı tam 500 ailelik gıda paketlerimizi burada hazırladık. Bu paketlerimizin yanına 5 kiloluk yağları koyup inşallah dağıtacağız. Bunlar paketimizin tamamlanmamış kısmı. Tamamlanmış kısmını burada bu şekilde paketliyoruz, ağızlarını dikiyoruz. Rabbim başta Hüseyin Çevik Hocam olmak üzere tüm hayırseverlerden razı olsun. Sayesinde tam 500 aileye umut olacağız inşallah. Bu 500 aile için bu hazırladığımız gıda paketlerini ikram edeceğiz inşallah.
Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Rabbim cennet vesilesi kılsın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen akşam bir fotoğraf geldi. Tam 8 çocuğu olan bir bacımız akşam yemeğinde kasabın önünden tavuk ayaklarını almış ve onu pişirmiş, çocuklarına yediriyordu. Şimdi Rasul ayında bu aileyi bulduk. Başlatmış olduğumuz bu gıda kampanyasında hemen acil olarak bu ailemize gıdamızı getirdik. Allah nasip ederse bundan sonra bu ailemizin eksikleriyle ilgileneceğiz inşallah. Şöyle dışarıdan topladıklarını yakıp ısınmaya çalışıyorlar. Isınmaya çalışıyorlar derken bunların herhangi bir sobası falan yok. Herhangi bir şeyleri yok yani. Evlerini şöyle size göstereyim. Çocukların ayakları da bu şekilde. Komple eşyaları bunlar. Hemen bir buraya özel bir gazlı ocak, mercimek çorbası ve olan biten bütün her şey bu yani. Bizim yaşadığımız ortam, çocuklarımız, yediklerimiz, israf ettiklerimiz, bu ümmetin masumları yani. Bunlar çocuk yani. Bunlar ne olursa olsun çocuk yani. Akıl bali oluncaya kadar bütün çocuklar ölürse yani İbrahim Aleyhisselam makamındadır yani. Hepsi akıl bali oluncaya kadar bizim çocuklarımızdır yani. Bunlar hem komşularımız hem Müslüman kardeşlerimiz yani. Ama halleri bu yani. Allah sizlerden razı olsun. Bu tür ailelerimize inşallah gıda paketlerinizi ikram etmeye devam ediyoruz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Dua buyurun ümmeti mazlumlarına. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alan el ile veren el arasında köprülük yapıp ümmetin masumlarına hizmet etmeye devam ediyoruz. Rasul ayındayız. Buradaki masumlara şehriyeli bulgur pilavı ve etli kuru fasulyemiz var. Onları ikram ediyoruz. Çocuklarımıza sevindirmeliklerimiz vardı. Onları ikram ettik. Aynı zamanda hayırseverlerimizin bize emanet ettiği helva ve ekmek ikramımız var. Bugün Miraç kandili dolayısıyla ailelerimizi böyle biraz sevindirelim dedik. Onlara inşallah helva ve ekmek de ikram edeceğiz. Dua buyurun. İnanın burası böyle yoklar içinde var olma mücadelesi veren yerler. Burada akşam yemeğinde çocuklarına yiyecek bir şey bulamadığı için kasaptan getirip kasabın önünden aldıkları tavuk ayağını yediren aileler var. Ve biz böyle 14 aileyi tespit ettik. Onların hepsine elhamdülillah yardımlarımızı ulaştırdık. 500 aylık gıda paketimiz vardı. İnşallah onun dağıtımına başladık. Yani Afganistan'da böyle böbreğini satan bir baba değilseniz, Yemen'de böyle çocuklarına yaprak kaynatıp yemek yedirmeye çalışan bir anne değilseniz, Afrika'da 5 tane çocuğuyla kamp için yola çıkıp susuzluktan en zayıf olan 2 çocuğunu bırakıp 3 çocuğuyla yola devam eden bir anne değilseniz, Rasul ayında kulağı fareler tarafından ısırılıp çöpten bir şey bulamazsa o gün aç yatan bir anne değilseniz ya da 4 engelli çocuğuna bez bulamayan bir anne değilseniz halinize şükredin. Burada gönüllere girdik. Takriben bugün 9. gün, yarın inşallah 10 gün olacak. 10 gün boyunca bunlara hizmet etme fırsatını veren Allah'a hamd ediyorum. En azından böyle siz videoda birkaç dakika görüşüyorsunuz ama biz bunların hepsini böyle yaşıyoruz yani. Bunların hepsinde böyle inanılmaz acılar var yani. Bu acılar içinde duruyorlar. Allah ebeden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Miraç Kandili günü alan el ile veren el arasında köprülük yapıp ümmetin masumlarına hizmet etmeye devam ediyoruz. Şimdi buradaki insanlara, buradaki kardeşlerimize helva ikram, ekmek ikram edelim dedik. Bunları ikram ediyoruz. Rabbim tüm hayırseverlerin hayırlarını dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Geçmişlerin ruhuna değdirsin. Allah kabul etsin inşallah. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Harç bitti, yapı paydos. Beytullah Selçuk, Konya'nın günü ne söylüyorsun? Söyle bakayım. Bütün cazibe kayboldu. Şeker bitince.
burada şekeri çok nadir gördüğü için alıp bir daha sıraya giriyor. Bir daha sıraya giriyor. Bir de çok fazla almaya çalışıyor. Seni kandırdıklarını zannediyorlar. Sen bu oyunu yüzlerce defa oynadın. Aynen öyle. Evet diyorum. Hep kandırıyorlar seni. Güya. Evet. Bak şu dalmış elini. Ay benim tatlım benim. Bak şunlara ya. Prenses ya. Maşallah. Allah yardımcılar olsun. Allah hayırseverlerin hepsinden razı olsun. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Allah Celle Celaluhu yapmış ve yapacağınız yardımları dergah hizmetinde kabul etsin. Kıymetli kardeşlerim, yine aynı yere Resul ayına Ramazan ayında yapılacak Ramazan kumanyası kampanyası için inşallah şimdiden desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi yapacağınız yardımları Ramazan ayında dağıtacağız. Ramazan ayında yapılacak yardım kampanyası için aynı IBAN, aynı banka bilgileri geçerli. Sadece açıklama kısmına Ramazan yardımı yazmanızı önemli rica ediyoruz. Diğer bilgiler tamamen aynı. İnşallah bu konuda da desteklerinizi vererek oradaki ailelere bir katkı sunacağız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yani alıcı adında beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği yazılacak. Allah rızası için alıcı adına Beytullah Selçuk ya da Hüseyin Çevik yazmayın. Açıklama kısmına Ramazan yardımı yazmanızı önemli rica ediyoruz. Alıcı ismi beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği. Açıklama kısmına Ramazan yardımı yazmanızı önemli rica ediyoruz. Yurt dışından gönderenlere ise BİÇ koduna. Burada zaten BİÇ kodu var. BTFH TR IS mi? Her neyse onu zaten altına yazacağız.